Merhaba kıymetli dostlar. Bugün Büşra Eren'le bizim aile programımızın konuğu sevgili Tijen Ziyal Hanımefendi. O bir Erzincan sevdalısı ama Erzincanlı değil. Değil mi? Evet. İstanbul kızı ama Eyin gelini. Kendisi bir mimar ama mimarlıktan öte lütfen beni iyi bir gezgin, iyi bir araştırmacı olarak takdim eder misiniz demişti. İyi bir araştırmacı, iyi bir gezgin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, başarı hikayenize başlamadan önce, Dut'a olan sevdanızı, tutkunuzu öğrenmeden önce hikayenizi bilmek isteriz, sizi tanımak isteriz yakından. Buyurun. Ben mimarım, Yıldız Üniversitesi mezunuyum. Araştırmacıyım, gezginim, evet. Dalgıcım, sualtı fotoğrafçısıyım. Yıllardır da küresel ısınma ve birçok tehlikeye karşı dünyamızı korumak üzere yapılabilecekler üzerine kafa yormaktayım. Çok güzel. Üç çocuk annesiyim. İstanbul'dasınız hala. İstanbul'da yaşıyorum. Bu özellikle kendinizi anlatırken şu gezgin yönümden bahsedin dediniz ya. Diyorsunuz ki 2013'ten beri dünyada global bir mevsim değişikliği oluyor. Ve bunun tarım ile olan etkileşimi çok yakından gözlemliyorum. Neler fark ettiniz? Ne değişiklikler oldu? Aslında tabii ki 2013'ten çok daha öncelere dayanıyor ama benim bunu görüyor, gözlemliyor ve algılıyor olabilmem benim o yaşlarıma başlangıcı ve başlangıcı o zamanlara dayandı. Küresel ısınmanın tarıma etkisi aslında dünyamızda baktığımız zaman her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunun farkına varmamız, denizlerin karalardan ayrı değerlendirilemeyeceği, evet. Tarımın bambaşka bir şey olduğu değil, aslında tamamen bu döngünün içinde olduğumuz, evet. Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için dünyamıza sahip çıkmamız gerekli. Yani kainat hakikaten iç içe, birbiriyle düşman değil, birbiriyle yardımlaşma, teavün sırrı içerisinde. Denizler kendi sınırını biliyor, toprak kendi sınırını biliyor, güneş kendi sınırını biliyor. Evet, son zamanlarda dediğiniz gibi mevsimsel değişiklikler var. Bunun tarım üzerinde de etkileşimi korkunç şekilde olumsuz. Doğal olarak çarpanını düşünürsek insanlar etkisinde de olumsuz etkileri var. Evet. Bu açıdan farkındalık uyandırdığınız için de teşekkür ediyorum. Çünkü her nazar o gözle bakmıyor. Değil mi? Peki Dut'a gelecek olursam, ta İstanbul'da genç bir hanımefendinin Eyin gelini oluşundan başlamak isterim. İlk ne zaman Eyin'e geldiniz? Orayı ne zaman tanıdınız? Dut'la olan serüveniniz nasıl başladı? Merakınız, serüveniniz, hikayeniz. Dünyamız için farkındalık yaratmak, önce gelişen kendi farkındalığımı diğer insanlarla paylaşmak, ülkem için ne yapabilirim? Küçük adımlardan başlamak üzere zaten uzun zamandır çalışıyordum. Ülkemizin sahip olduğu çok geniş bitki örtüsü, birçok zenginliği var ama bu bitki örtüsünü ne şekilde faydamız olabilir, ne şekilde katma değerli ürünler olabilir? Sizin de dediğiniz gibi gezgin olup dünyayı gezip insanların neler yaptığı, nelerle beslendiği, küçücük ürünlerine nasıl sahip çıktığını ve bunu dünyaya mal ettiğini görünce bir gün tesadüfen, yani bundan yaklaşık 9 sene önce eşimle Erzincan ili Kemaliye'ye ziyaretimizde ben buranın doğasına hayran kaldım. Evet. İnsanlarına, her şeyine bayıldım. Havası, muhteşem toprağı, bir yer. Evet. Havası, dokusu, suyu, her şey. Bugün organik diye bahsedilen ürünler için oraya baktığımız zaman zaten neredeyse üzerinden uçak bile geçmediği için tamamen organik. Her değil şey. İlaçlama, havası, hı-hı, suyu, her şeyi organik. Bu gezi sırasında buradaki çok fazla dut ağaçlarıyla karşılaşınca insanlar neler yapıyor dedim, kim bilir bunlarla. Sonrasında tabii bilinen dutun kurusu, hı hı, pestili ya da pekmezinin dışında çok da bir şey yapılmadığını gördüm. Evet. Bu dutla katma değerli neler yapılabilir? Bir şeyler yapılır mı? Daha fazla değerlendirilir mi? Bakımsız ağaçlar nasıl bakılır derken aslında dutu araştırmaya başladığım zaman benim de bilmediğim birçok şeyle karşılaştım. Serüven böyle başladı. Yani bir deryanın içine girmiş oldunuz. Deryanın böyle. İçine girdim. Evet. Peki sonradan Dut'u keşfettiniz. Ondan sonraki adımlarınız, hikayeniz nasıl devam etti?
aslında bu kadar yanı başımızda olan yüzlerce yıldır, Osmanlı'dan beri 300 yıldır, daha da fazlası var, ülkemizde kullanılmakta olan dutun bilinmeyen yönlerini keşfedince bu bilgiyi paylaşmak istedim. Evet. Bu bilgiyi paylaşmak için öncelikle araştırmalarımı tamamlamam gerekiyordu. Mimar olmam dolayısıyla konu eczacılık, doktorluk ve tıp alanlarında daha geniş araştırma istediği için birkaç üniversitemizle birlikte hocalarımızla araştırmalara başladım. Önce ben araştırdığımı, bulduğumu şaşkınlık içinde keşfettiklerimi hocalarla paylaştım. Onlar da önce o dut mu, bildiğimiz dut mu, neyse hadi bakalım şeklinde başlayan serüven. Bugün meyvesinden yaprağına, evet. Biz bunca yıldır meyve ve yaprağıyla uğraşmaktayız. Daha kabuğu ve kökü var. Evet. Yapılacak işler çok fazla. Çok fazla. Yolumuz çok uzun. Unu var. Yani her yönünden. Aslında tohumundan meyvesine kadar, çöpüne kadar, fidesine kadar artık bu değerlendiriliyor. Bunun farkında insanlar. Peki süper besin demişiz. Beyaz dut için. Niçin süper besin? Ne literatürde süper besin diye geçiyor? Çünkü bir besin yüksek değerde beslenme değerleri öğeleri içeriyorsa, evet. Ki dut yüksek derecede antioksidan, evet. Vitaminler, mineraller açısından son derece zengin. Dolayısıyla dut doğal bir süper besin. Evet. Hatta duta bakarken sizi konuk etmeden önce süper besinde dediğiniz gibi yüksek protein, yüksek karbonhidrat, antioksidan var. Dutun kendi meyvesinde lifi daha çok, yaprağında ise proteini daha çok. Yani her yönden çifte süper bir besin. Peki hocam, dutu tanıdık. Dediniz ki kainatın bize verdiği en güzel hediyelerden biri ama bu hediyeyi göremiyoruz. Doğru. Bu hediyeyi yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Doğru. Siz Eğin'de bunu tanıdınız. Sonra Eğin'de bir işletme kuruldu mu? Bunu buradan sonra nasıl değerlendirdiniz? Biraz da ömrü çok kısa süren bir meyve. Doğru. Dut. Nasıl değerlendirdiniz? Eğin'de bir işletme kurulması için belediye başkanları ve idarecilerle görüşmelerimiz var. Bu konuda çalışmalar var. Devam ediyor herhalde. Devam etmekte. Sezon çok kısa. Haziran, evet. Ayının 15'i gibi yörede ağaçlar meyve vermeye başlıyor. Taze olarak bunun kullanılması için toplandıktan birkaç saat içinde işleme geçirilmesi lazım. Bu nedenle yörede bir tesis olması önemli. Yöre benim için neden önemli? Çünkü Erzincan bölgede çok önemli ve değerli bir şehir. Burada yapılacak ve bilinçlendirme ve yayma çalışmaları bir meyve için üniversitelerimiz, kamu, STK'lar, evet. Hepsinin bir arada çalışması çok önemli. Sahip olduğumuz bu değeri önce bölgemizde bizim yaptığımız iş katma değerli ürünlerle insanlara örnek olmak. Sadece tüketmek, yemek değil, kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz her şeyin aslında ekstrelerinin çıkabilirliğini, evet. Yaptığımız gibi pastilinin kozmetikten gıdaya çok fazla değerlendirilebilir özelliğinin diğer meyve ve sebze üreticilerine örnek olması aslında Erzincan'ın birçok özelliğinin yanı sıra dut için önce ülkemize sonra dünyamıza dutla Erzincan'dan yayılan bir marka olarak hep birlikte ilerleyelim diyorum. Evet, inşallah. Peki bölge dutun farkında mı, kıymetinin farkında mı? Oraya muhakkak ki ziyaretleriniz oluyor. Bahçeleriniz var. Evet. Oradan götürüyorsunuz İstanbul'a. Evet. Sizdeki o çabayı görünce oradaki insanımız dutu da biz bir an evvel büyütelim, fidesini çoğaltalım diyorlar mı? Bu konuda merak edip size soruyorlar mı? Nasıl aslında, bir tepkiyle karşılaştınız? Aslında başladığımız ilk günden beri herkes bir şeye sahipse, aslında konu dünyamızı ele alırsak, sahip olduğunuz her şey aslında çok da farkına varmadığınız şeydir. Bolluk içinde kullanıp tüketiyorsanız, insanlar da bunun katma değerli ürünlere dönüşülebilir bir ürün olduğunu görünce ilgi var.
Çaba da var. Biraz yavaş gidiyor. Ben de bu işleri hızlandırıp bir an önce Çin gibi, Hindistan gibi tüm dünyaya bu ürünleri farklı türde bilimsel çalışmalara dönüştüren ve dünyaya ham madde ve gıda endüstrisinde lider olan diğer ülkelerin yerine biz ülkemizle dünyayı dutla besleyebiliriz diyorum. Evet. Bu konuda çabuk olmamız lazım. Hatta iddialı bir cümleniz var. Bir gün herkes... Ben bir gün tüm dünyayı dutla besleyeceğim diyorum. Evet. O aşk, o enerjinin bitmeyişi, bu hedefe ulaşıp onun bir üst sonraki hedefe ulaşmak için bir şey görevi, gaz görevi veriyor aslında. Bir gün bütün dünyadaki insanları dutla besleyeceğim. Bu çok güzel bir şey. Yani eğinden çıkıp Erzincan'a, Erzincan'dan Türkiye'nin diğer illerine, oradan uluslararası bir köprü oluşturmak istiyorsunuz. Çok takdire şayan bir şey. Diyorsunuz ki ben doğal beslenme ve farkındalık oluşturmak istiyorum. Bu konuda da İstanbul'da bunun adına bir firma kurdunuz. Evet. Kaç çalışanınız var firmanızda? Kimler var, kimler istihdam oluyor? Bizim firmamızda kimya mühendisimiz var, gıda mühendisimiz var. Biyologlarla çalışıyoruz, eczacılarla çalışıyoruz. Evet. Üniversitelerden destekler alıyoruz. Saygıdeğer hocalarımızdan bilgi ve araştırma anlamında. En son Yıldız Üniversitesi mezunuyum ben. Evet. Sayın rektörümüze ve gıda bölümü dekanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Onlarla da ülkemiz için çok değerli çalışmalara imza atacağız. Konuya ilgi duyan, yanlış beslenme sonucu oluşan metabolik hastalıklarla, bütün dünyayı kaplayan diyabet ve obezite gibi sorunlarla, beyaz dut meyve ve yaprağıyla, mükemmel çözümler var. Gıda ve gıda takviyesi olarak çözüm çok kolay. Ülkenin her yerinde çok kolay yetişebilen bir ağaç biliyorsunuz. Evet. Sadece bizim bir an önce insanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek, fidan dikimini dediğiniz gibi, artırmak, ağaç bakımını, uygun şekilde meyve toplanmasını, uygun şekilde kurutulmasını, çok değerli bir besin olan pekmezin en doğru şekilde yapılması için çalışıyoruz. Yani Tijan Hocam, sizinle bu konuyu konuşmadan önce biz dutu yaş kaynatıp pekmezini yaptığımızı fark ettim. Şimdi siz önce o kurumalı güneşte, ondan sonra onu çevirebileceğiniz şeylere entegre edin diyorsunuz. Orada kaybettiğimiz ne oluyor? Yaş dutu kaynaklı. Aslında tam olarak da öyle değil. Çünkü yöreden yöreye alışkanlıklarla, geleneklerle bu konu değişkenlik gösterebiliyor. Kemaliye'de bunlar uzun yıllardır, yani başlangıcından beri kuru dutla yapılıyor. Çünkü bir an önce bu dutlar kurutuluyor, kaldırılıyor. Bir taraftan o işlemler yapılırken, işte bunun lök denen tatlısı, kuru atıştırmalık, pestili, pekmezi yapılması için ön hazırlıklar yapılıyor. Diğer bazı illerde taze meyve olarak toplandığı şekilde yapılıyor. Bu kuruyla yapmanın farkı aslında ağaçtan meyveler olgunlaşarak düştüğü için her birinin tatlanma oranı da hemen hemen aynı olduğu için ve silkeleyerek toplanmadığı için yaptığınız pekmez zaten meyveler küçük, küçük olduğu için çabuk kuruyor ve pekmeziniz de dolayısıyla oldukça tatlı, doğal bir şekere sahip oluyor. Taze meyveleri tazeken silkeleyip yapıldığı zaman tüm meyvelerin olgunluğu aynı oranda olmadığı için lezzette farklılıklar gösterebiliyor. Bu açıdan. Peki Kemaliye çok geziyorum dediğiniz için soruyorum. Kemaliye dutundan başka diğer yörelerde de dutlarımız var. Mesela aklıma gelen Ankara dutu var, Afyon var, Giresun var. Kemaliye'nin onlardan farkı var mı dut olarak? Şöyle söyleyeyim, büyük ve beyaz dutlar var. Küçük ve rengi esmer dutlar var. İçerdiği şeker oranı yükseldikçe zaten rengi de değişebiliyor. Bölgeye doğru, yani morus alba, morus nigra, beyazı, siyahı ve bir de bunun urmu dut denen ekşi bir türü var. Her biri aslında vitamin ve mineral deposu. Ankara dutu çok önemli. Bir zamanlar İstanbul dutu denen bir
Dut varmış. Evet. Bugün maalesef onun izlerini sürüyorum. Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinden ve eski Osmanlıca'dan çevirilerle. Aslında kaybolan Osmanlı dutunu, Bizans dutunu ya da İstanbul dutu denen dutu ortaya çıkarmak. Tüm bu çalışmalar aslında Erzincan'da başlayan hikayenin ülkenin her yerinde yetişen dutlara örnek olması, evet, ülkede bir dut seferberliğinin başlatılması, bir mihenk taşı olmasını istiyorum hep beraber. İnşallah. İnşallah sesimiz duyulur. İnşallah. Siz de bunun dutun annesi olursunuz. Tarihe öyle geçersiniz. Bir gün dünyada herkes dutun ya unundan, ya kurusundan, ya yaprağından, ya çayından, ya kozmetiğinden mutlaka tanışmış. Şimdi geç kalmışım demiş olsun isterim. Kıymetli hocam, şimdi merak ediyorum. Dediniz ki 5 kişiye yakın şeyimiz var. İhracatınız var mı? Biz ihracat için... Ya da hangi için, ülkelere ihracatımız var, öyle sorayım. Bizim ihracat yapmak istediğimiz ülkeler var. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Evet. Zannediyorum bu sene içerisinde Avrupa ülkelerinden olmak istediğimiz bazılarını çalışıyoruz. Yani çok iyi yani. Amerika için uğraşıyoruz. Çok iyi. Zaten dünyaya yayılmadan önce öncelikle bizim halkımızın bunun bilincine varıp önce biz kullanması için çalıştık yıllardır. Hı hı. Artık hazırız. Uluslararası zincir markalarla görüşüyoruz. Ülkemizdeki çok değerli zincir marketlerle görüşüyoruz. Evet. Coğrafi işarete çok önem veren büyük bir uluslararası zincir markette raflarda yer almak ve bu ürünleri anlatmak bizim için çok değerli. Peki üretimde desem ki bir yıllık ne kadar üretim yapıyorsunuz? Üretimimiz aslında bizim konuya başlangıcımız insanlara anlatmak, ticaret bu konunun değildi, bilincini anlatmak üzere başlamıştı. Dolayısıyla biz bütün ürünleri araştırmalara, Ar-Ge'lere ayırdık. Fakat dut ununu yapıp un ve şeker yerine geçer diye anlatırken bunu göstermemiz gerekti. Paketledik. Paket için Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın paket üzerindeki yazması gereken özellikler, onaylar vardı. Onları hallettik. Tüm bunlar yapılırken yaprağının çayı, yaprağının tozu, bunların her biri ayrı ayrı pakete girdikçe aslında yelpaze çok genişti. Yelpaze büyüdü. Dolayısıyla birdenbire büyük bir üretim içine girmek istemedik. Fakat anlatırken biz aslında aynı zamanda da bir tedarik firmasına dönüştük. Evet. Ortalama 7 ton civarında meyveyle uğraştık geçen sene. Dutunu hariç yaklaşık 800-900 kilo kadar da dut yaprağıyla hem çay olarak hem yaprak tozu olarak paketledik. Yaprak da pakete girdi yani çay olarak. Evet. O da çok güzel. Evet. Çünkü insan sağlığında çok önemli bir yeri var. Çok kuvvetli bir antioksidan olduğunu biliyorum. Doğru. Diğer kan değerlerinin üzerinde çok büyük etkisi var. O boşalan depoları çok hızlı yükselttiğini, dut kurusunu biliyorum. Kendim de zamanında çok kullanmıştım. Dilerim bu markalaşma yolunda çok mesafe kat etmişiz ve sona yaklaşmışızdır diye ümit ediyorum. Erzincan'a yeni bir sayenizde bir marka kazanılsın. Çünkü bu bizim aynı zamanda bir kültürel aktarımımız. Dutun hikayesi dediğiniz gibi çok eskilere dayanıyor. Üzerine türküler, şiirler, kitaplar yazılmış ve çok kıymetli. Ömrü de çok az. Yani 2-3 ay hani diyor ki beni buldun, keşfettin, bak gidiyorum. O 2-3 ay içerisinde onun kıymetini bilip onu hayra çevirmek, üzerine katma değer koymak, bir an evvel bütün insanların inşallah tadabileceği, farkında olabileceği bir meyveye dönüşsün isterim. Yani burnumuzun dibinde aslında Cenab-ı Hak bizi cennet misal bir bahçede istihdam ediyor ama dönüp bakmıyoruz. Ben bazen diyorum, kuyumcu dükkanının üzerinde oturuyoruz ama girip de bakmıyoruz elmas mı var, yakut mu var, 24 ayar mı var, 14 ayar mı var. Hepsi var. Yani illa bazen gezersiniz söylediğiniz gibi aradığınız şeyin tam da burnunuzun dibinde olduğunu sonradan fark edersiniz.
Dut da öyle bir şey. Kesinlikle. Bu seyahatiniz aslında, onu da sormak isterim. Nasıl karşıladılar sizi? Mesela diyorsunuz ki şu an Amerika ile benim bir çalışmam var. Bunu anlatırken onlar Dut'u nasıl karşıladı? Aslında Avrupa'da birçok ülkede birçok bitkiyle ve meyveyle çalışırken ekstreleri çıkaran firmalar dahi Dut meyvesiyle çalışmamışlar. Yaprağıyla çalışmamışlar. Geçen yıl, 2 yıl önce İtalya'daki bir bilim fuarında bunu hem anlattım hem paylaşımlar için gittim. Orada yeni çalışmalar başladı. Evet. Amerika'da aslında Çin'den gelen ve Hindistan'dan gelen dut ve duta ait kuru dut. Ülkemizden de çok az miktarda giden dut kuruları var. Ama pazarda dut unu, yaprak tozu ve yaprak çayı yok. Yok. Evet. Dünya aslında bir şekilde bu konuda araştırmalarına da başladı. 2019 yılında Japonlarda dut meyve ve yaprağıyla ilgili çalışmaları var. Kalp sağlığı üzerinde, insan vücudu üzerinde, beyin ve sinir sağlığından, diz eklemlerine kadar birçok etkileri var. Aslında benim en çok önemsediğim konu diyabet ve obezite gibi sorunlarla aslında hastalanmadan, hastalıklara çare aramadan sağlığımızın iyi bakılması yönünde. Evet. Unsuz, şekersiz beslenebiliyorsunuz dut unuyla. Yaprak tozuyla vegan protein alabiliyorsunuz. Yaprağı bağlayıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Yumurta yerine kullanabiliyorsunuz. Tabii bunun ne zaman toplandığı, nasıl toplandığı, nasıl ambalajlandığı çok önemli konular. Bu konuda bilinçli olmak lazım. Bu konuda çok bilinçli olmak lazım. Daha çok seminerler, konferanslar verilip halkı bu konuda aydınlatmak lazım. Çünkü biz dutu dedem ne anlatırsa onu biliriz. Anneanne ne anlatırsa onu biliriz. Ama dede ve anneanne hayatta yok. Ben yeni bir nesilsem orayla köküm kopmuş oluyor. Kopmuş oluyor. O yüzden çok kıymetli bir meyve, çok kıymetli bir ağaç. Hatta türküsünde de şey der. Dut ağacı boyunca dut yemedim doyunca. Çok kıymetli. Çok. Yani yörenin de türkülerine dahi girmiş bir meyve. İnşallah bir an evvel markalaşır. Biz de sizlerle gurur duyarız. Ben bir Erzincan kızıyım ama siz bir Erzincan gelinisiniz. Benden daha çok dutu tanımış oldunuz. Yani sizin sayenizde ben dutu tanımış oluyorum. Yiyorum, meyveyi tanıyorum ama nelere şifadır, içerisinde neler vardır, daha bundan neler yapılır, bu merakımı sizin sayenizde gidermiş oldum. Çok ayrıca da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söyleyeceğiniz başka şeyler varsa özellikle dut aşkına, dut tutkunuzla ilgili buyurun. Şunu söylemek isterim. Dut meyve paketlerinin üzerinde demir ve magnezyum kaynağı yazıyor. Evet. Bunu yazabilmeniz için yüksek miktarda bunu içermesi gerekiyor. Evet. Bu çok önemli. Yüksek lif sahibi, antioksidan ve resveratrol kaynağı. Dut yaprağının paketlerinde kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyum kaynağı yazıyor. Bu da çok önemli. Evet. Yani günümüzde virüslerle, bakterilerle, bağışıklık sistemiyle bu kadar uğraşırken bu yanı başımızda duran dut meyvesine sahip çıkmak, bununla ürünler geliştirirken hatta kamu spotlarıyla halkımızı aydınlatmamız gerekliliğine inanıyorum. Evet. İnsanlarımız yanı başında duran ve hemen hemen eskiden her evin bahçesinde olan bir dut ağacını bugün eskiden buralar dutluktu diyerek acı bir şekilde anmak yerine hep birlikte sahip çıkalım. Yeniden. Özellikle sizler burada Erzincan'daki değerli kişilerle bu işi hızlandıralım. Bir eylem planı yapalım. Bir eylem seferberlik planı yapalım. Oluşturalım. Seferberlik oluşturalım. Yeniden dut ağacıyla tanışalım. Çocuklarımız gölgesinde oynasın. Oynasın. Kuşlarımız yesin. Kozacılar kozalarını yapsın. Aynen. Aynen. Başından sonuna kainat koca bir eczane aslında. Yeter ki o eczanenin kapısından içeri girip okumayı bilmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz tekrar kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Dün de çok girişimcilik panelimizde çok kıymetli bilgilerinizden istifade ettik. Dilerim daha çok şeylerini keşfedersiniz. Bir kez daha sizi misafir ederiz. Bakın dutun bir de busu varmış deriz hep beraber. Ama özellikle markalaşması konusunda yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkürler. Buna önderlik ettiğiniz için de Erzincanlı bir kadın olarak tüm Erzincanlılar adına da teşekkür ediyorum. Erzincanlı hanımları
Kemaliyeli hanımları bir an evvel gidip dutlarına sahip çıkmalarını, o buralar bir zamanlar dutluktu, şimdi çöl oldu denmesin, her kesilen ağacın yerine mutlaka yeniden bir dut ağacı dikelim. Biz meyvesini yemesek de neslimiz yer, çocuklarımız yer, dua ederler. Biz nasıl atalarımıza dua ediyoruz, bizi tanıştırdığı için. O yüzden bu konuda daha duyarlı vatandaş olmak için ağaçlarımıza sahip çıkalım, kıymetini bilelim, her birinin hikayesini öğrenmiş olalım. Kültürel aktarıma bizim de bir faydamız olsun diyorum. Tekrar teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkürler. Evet kıymetli dostlar, bir dut hikayesi dinledik Tijan Hocam'dan, bir dut sevdalısının ağzından dinledik, bir eğin gelinin ağzından dinledik. Dilerim nice böyle sermayelerimiz, gizli hazinelerimiz var, onlar da su yüzüne çıksın. Ülkemin her bir köşesi ayrı bir cennet. Cennette yaşadığımızı unutmayalım ve cennete layık yaşayalım. Sağlıkta kalın, sıhhatte kalın, afiyette kalın ve hoşça kalın.